Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bir belediye personeli bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Çıkan arbedede aralarında Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu'nun da bulunduğu 3 kişi yaralanırken şüpheli gözaltına alındı. Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K. sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi. Konacık Seyit Onbaşı Caddesi'ndeki Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gelen belediye personeli Kenan K., belediye başkan yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu'yla tartışmaya başladı. Saldırgan Kenan K.'nın 15 senedir belediye personeli olduğu, daha önce çalıştığı Fen İşleri Müdürlüğü'nden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığı öğrenildi. Yanında bıçakla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne geldiği ifade edilen şüpheli burada Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Müdürlükte bulunan belediye personelleri de araya girince arbede yaşandı. Arbedede 3 kişi yaralanırken müdürlükten çıkan şüpheli motosikletiyle bölgeden uzaklaştı. İddiaya göre elindeki bıçağı araziye atan Kenan K. bir süre sonra tekrar müdürlüğe döndü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Çıkan arbede sırasında Önder Batmaz ve Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şu anda veteriner işlerinde çalışan bir personel burada başkan yardımcılarımıza gelip ölüm tehditleri ve bir saldırıda bulunmuş, bıçaklı saldırıda bulunmuş. Biz şimdi gereken tetkikleri yapıyoruz. Emniyet ve savcılığımız da devreye girdi. Kendisini de şu anda aldılar, tutukladılar. Tabii ki sonuna kadar arkadaşlarımızın arkasındayız. Yani bu şekilde şiddetle hiçbir yere varılmayacağını herkesin bilmesi lazım. Ama çok ucuz atlatılmış bir konu. Çünkü gerçekten çok hazırlıklı ve tahammülen arkadaşlarımıza zarar vermeye gelmiş anlaşılan. Yaralı var mıdır başkanım? Yaralı şu anda yok. Hafif, çok hafif arkadaşlar ilk mücadelede, boğuşmada kısa bir şeyler yaşamışlar. Ancak yani Allah'a şükür ağır yaralı yok. Çok ucuz atlatıldı. İçerideki arkadaşlarla boğuşmuş, onu dışarı çıkarmaya çalışmışlar elinde bıçakla. Daha sonra bıçağı atmış gelmiş. Onları zaten yine emniyet güçlerimiz şu anda inceliyorlar, araştırıyorlar. Ama sonuna kadar biz bu davanın tabii ki takipçisi olacağız. Hiçbir arkadaşımıza, kızına zarar gelsin istemeyiz. Bunun için Sayın Savcımızla da, Başsavcımızla da biraz önce bir görüşme yaptım. O da gerekli yine ilgili bir alakayı bu olay için gösterecek arkadaşlar. Teşekkürler.